Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir tarifle sizlere geldim arkadaşlar. Bilmiyorum, daha önceden bu şekilde bir tarif gördüğünüzü zannetmiyorum. Belki ilk defa göreceksiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten pırasadan eser kalmadı. Sizce yemeğimizin ismi ne olsun arkadaşlar? Sizlerden de isim önerisi bekliyorum. Pırasalı karnıyarık mı yoksa pırasa oturtması mı? Ya da sizlerin de değişik farklı isim önerileriniz varsa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu tarifi sizlerle paylaşmam için bana ablam verdi arkadaşlar. Ablam da bu tarifi rahmetli kayınvalidesinden öğrenmiş. Ve çok güzel, lezzetli olduğunu bana denememi söyledi. Ben de denedim. Gerçekten çok güzel. Biz çok beğendik. Sizler de deneyince umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. 2 tane büyük boy pırasa kullandım. Pırasaları yaklaşık 5-6 santim genişliğinde kesip tuzlu suda yaklaşık bir 10-12 dakika haşlamaya bıraktım. Haşlanırken bu esnada bir tane soğanı yemeklik doğradım. Zeytinyağı ekleyip kavurmaya bıraktım arkadaşlar. Daha sonrasında biraz tuz da ekledim. Tabii tuz da ekleyerek kavurursak daha çabuk soğanımız kavruluyor. Yaklaşık 300 gram kadar kıyma ekledim. Kıymamı da güzelce suyunu çekene kadar kavurdum. Bir diş sarımsak ilave ettim. Yaklaşık 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Bunlar da devam kavurdum. Aynen arkadaşlar, nasıl karnıyarık harcı hazırlıyoruz, o şekilde bir harç hazırlıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar da domates konservem vardı. Onu da ilave ettim. Kullanmak istedim. Birazcık daha sulandırdım harcımızı. Tuz, karabiber ekledim. Kırmızı toz biber ile harcımı güzelce lezzetlendirdim. Bu şekilde İç harcımı hazırlamış oldum arkadaşlar. Evet, birinci etapta pırasalarımızı haşlıyoruz. İkinci etapta iç harcımızı pişiriyoruz. Şimdi haşlamış olduğumuz pırasaları soğuk suya alıyorum, şokluyorum. Dağılmasınlar, daha fazla yumuşamasın diye. Bu şekilde soğuk suya aldıktan sonra şimdi bu pırasaları güzel bir hamur ile kaplayacağız arkadaşlar. Hamurumuz için 2 tane yumurta, 1 çay bardak un, birazcık tuz, yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha az, süt, 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu arkadaşlar. Harcımızı bu şekilde karıştırıyoruz. Böyle çok koyu olmayacak. Akıcı bir, çok da akıcı olmayacak arkadaşlar. Kıvamını şimdi size göstereceğim. Güzel bir kıvam olması lazım. Bu ölçüler yeterli gelecektir. Eğer ölçülere uyarsanız sizin de çok güzel kıvamda bir hamurunuz olacaktır. Evet, bu esnada tavama sıvı yağ ilave ettim. Altını açtım ısınsın diye. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı. Şimdi haşladığımız pırasalarımızı bu harcımıza buluyoruz arkadaşlar ve ısıtmış olduğumuz yağda pırasalarımızı kızartıyoruz. Kızartma işlemini pırasalarımızı bitene kadar uyguluyoruz. Hamuru ile kaplıyoruz. Daha sonrasında yağda kızartıyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beğen ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi pırasalarımızı hamurla kapladık ve kızgın yağda güzelce kızartıyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi pırasalarımız evrim geçirdi arkadaşlar. Şu haliyle bile gerçekten nefis. Üzerine sarımsaklı yoğurtla birlikte gerçekten harika olur. Ama bizler bunu müthiş bir ana yemek yapacağız. Kızartmış olduğumuz bu pırasalarımızı şimdi tepsimize dizelim arkadaşlar. Ben silek tavada genelde pişiriyorum arkadaşlar. Sizler fırında aynı şekilde pişirebilirsiniz. Silek tavası da fırın görevi yapıyor. Çoğu yemeklerimi ben bu tavada yapıyorum. Evet, bu şekilde tepsime dizdikten sonra şimdi arkadaşlar pırasalarımın ortasını kesiyorum. Gördüğünüz gibi karnını yarıyoruz yani. Bu iç kısmına da hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı koyacağız. Evet, pırasalarımızın karınlarını yardık. Şimdi hazırlamış olduğumuz harcımızdan birer yemek kaşığı koyalım. Evet, gerçekten çok farklı bir yemek arkadaşlar. Ramazan'da da fikir olsun size. İftar menünüzde kullanabilirsiniz. Pırasa sevmeyen çocuklarınız da sevecekler eminim. Evet, dolu dolu bir yemek kaşığı harcımızdan pırasalarımızın ortasına yerleştiriyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra tavaya da biraz su ekliyorum. Birazcık da tuz ile suyunu lezzetlendiriyorum. Bunu da bu sosu da tavama tekrar ekleyeceğim. Sos ile birlikte pişmeye bırakacağım. Bu şekilde suyunu da verdikten sonra şimdi kaşar peynir rendesi ilave ediyorum arkadaşlar. Hiç fırınlamadan zaten harcımız pişti, pırasamız da pişti. Kaşar peynirimiz üzerinde eriyene kadar bir yaklaşık 15 dakika kadar pişireceğiz. Sosumuz da kıvam alacak. O zaman içerisinde peynirimiz eriyecek. Güzelce hafif renk alacak. Daha sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Bu yemeğimiz pişerken de bu esnada pilav hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde silek tavada pişiriyorum. Sizler fırında 180-200 derece arasında yaklaşık 15-20 dakika pişirebilirsiniz arkadaşlar. Fırını önceden ısıtmanızı tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi peynirlerim güzelce eridi. Sosumuz kıvam aldı ve yemeğimiz artık hazır. Evet, sizce de harika görünmüyor mu arkadaşlar yemeğimiz? Gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti müthişti. Yanına bir de salata, pilav eşliğinde bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yapanlardan yorum bekliyorum arkadaşlar. Eğer denerseniz tarifimizi aşağıya yoruma bırakın ki yapmak isteyenler de sizlerden fikir önerisi almış olsun, denesinler. Beğenirseniz ya da beğenmezseniz de yazın. Ona göre yapmak isteyenlere fikir olsun. Evet, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.